Sigma nesting ortamındaki X formu komutlarını göreceğiz. X formu nesting, manuel nesting yardımcı komutlarıdır. Örneğin birinci parçayı şöyle çekip bıraktığımda birinci komutumuz X formunun altındaki delta kopya. Delta kopya şu demek, bir parçayı alıp sağ tuşla onayladığınızda istediğiniz adette kopyalayarak bir mesafe X ve Y mesafeleri girerek kopya sayısını oluşturabilirsiniz. Örneğin X yönünde 7 tane oluşturmak istiyorum kopyayı ve X mesafesi, yani her bir parça merkezi veya işte parçanın referans noktası arasında mesafem 260 olsun veya 255 milimetre olsun gibi seçenek kullanırsam ve onaylarsam 7 tane kopyasını oluşturmuş oluyorum ve delta taşıma komutunu görelim. Delta taşıma ise kopyalamanın haricinde alıp parçaları kopyalayıp, daha doğrusu taşıyıp istediğiniz mesafeye taşımanızı sağlıyor. Örneğin 260 mm yukarıya taşıyacağım Y yönünde. Onay verdiğinde gördüğünüz gibi diğer yerleşimi alıp yukarıya doğru taşımış oldum. Yani bir parçayı taşımak için değer girmek istiyorsanız, taşıyacağınız noktaya değer girmek istiyorsanız delta taşıma komutunu veya kopyala komutunu kullanabilirsiniz. Eski yeni kopya hem eski kopyayı alacak. Buradan kopya sayısını 4 dedi mesela. Buradan da bir referans nokta belirleyip, örneğin merkez noktasını seçtim. 4 tane kopya oluşturuyor gördüğünüz gibi. X yönünde 0, Y yönünde 255 diyorum. Gördüğünüz gibi bunu kopyaladı. Devam edebilirim kopyalamaya. Ama taşı diyerek şunları alıp çarpmayı açıp plakanın istediğim yerine taşıyabilirim. Onun haricinde burada eski yeni taşı var. Yani alıp bir yerden bir yere taşımak için kullanılır. Mesela şu üçlü grubu aldım. Sağ tuş yaptım. Şuradan tutuyorum. İster böyle serbest taşıyabilirsiniz, ister x, y koordinatlarını girerek taşıyabilirsiniz. Şuraya taşı dediğimde artık bu parçalar buraya kopyalanarak taşınmış oluyor. Daha doğrusu eski yerinden kaldırılıp yeni yerine bırakılmış oluyor. Şu yerleşimi temizliyorum. Örneğin böyle bir parçam var. Şöyle döndürerek nesting yapayım. Eğer buradan döndürerek kopyalamayı seçer ve buradan kopya sayısını 1, döndürmeyi 180 derece yaparsam ve onay verirsem, gördüğünüz gibi otomatikmen parça döndürülmüş olarak karşıma getiriliyor. Buradan yine x, y koordinatlarını girebilirim. Buradaki mesafeyi biliyorsak mesela 175 milim x yönünde 175, y yönünde 0 dersem muhtemelen ya, biraz büyük oldu. Döndürerek tam merkezden aldığı için onu şuraya getirdi. Ama istersem birden fazla parçayı da şöyle döndürerek, mesela 90 derece döndürsün bu kez. Bu ikili grubu 90 derece döndürerek istediğim yere bırakabilirim. Daha sonra tabii ki taşıma komutlarını kullanarak bunu bir yerden bir yere taşıyabilirim. Çok sık kullanılan komutlar değil bunlar. Bazen işinize yararsa kullanacaksınız. Döndür ve taşı var. Döndürerek taşımak için kullanılır. Bunu mesela 90 derece döndürdüm. Şuradan açıyı girerek tıkladığımda istediğim yere döndürerek koyuyor. Ölçekle ve kopyala. Bir parçayı alıp, atıyorum 2 kat, bir kopyayla 2 kat büyüteceğim. Gördüğünüz gibi parça büyüdü ve buraya bir kopyasını oluşturdu. Hemen altında ölçekle ve taşı var. Şu ölçeklediğim parçayı alıp 1 bölü 2 oranında küçülteceğim ve taşıyacağım. Orijinal haline tekrar döndürmüş oldum taşıyarak. Son olarak plakayı döndür var. Plakayı döndürmek, manuel nesting'de plakayı döndürmek için bu komutu kullanabilirsiniz. 90 derece yatay veya dikey hale getirebilirsiniz. Hemen yanında şunlara bakalım. Eğer parçalarınızda aynalama özelliği açıksa parçaları dikeyde aynalayarak kopyalayabilirsiniz. Mesela bunu aldım.
Sağ tuşla onay verdim. Gördüğünüz gibi aynasını kopyaladım. Aynaladığı parçaları şöyle yan tarama çizgileriyle çizebilirsiniz. Bunu açmak için, bu özelliği açmak için nitelikler penceresinden aynalı parçaları için tarama ekle. Ben biliyorum ki bu parça aynalanmış. Orijinal parça değil. Adet olarak aynı ama aynalanmış parçasına izin verdiğim için aynalamayı koyabiliyorum. Dikeyde aynalama taşı. Şunları seçtim. Bakın dikeyde aynalamayı istediğim yerden taşıyor. Tabii ki buradan kenarın orta noktasına tıkladığımda onu taşıyarak aynalamayı istediğim yerde bırakabilirim ve taşıyabilirim. Kaldırdım tekrar. Şuraya bırakıyorum. Hemen altında yatayda kopyala var. Aynala veya kopyala. Yani hem aynalayacak hem yataya bir kopyasını oluşturacak. Bu tabi yüzlerce parçadan oluşan bir yerleşim de olabilir. Yatayda aynala taşı. Şimdi seçip sağ tuş. Şuradan mesela buraya bıraktığımda aynalayarak üsttekini aşağıya taşımış oldum. Nesting'i dikeyde aynala dersem, gördüğünüz gibi dikeyde aynaladı. Yatayda aynala dersem parçayı otomatikman, yani plakanın tam sağına dikeyde, yani plakanın orta noktasını yakalayarak dikeyde aynalayarak yerleşimi tekrardan oluşturmuş oluyorsunuz. Buradaki komutlardan en çok kullanacağınız komut şudur. Örneğin şöyle iki tane parça yerleştirdim. Dinamik dizi. Birden fazla parça da yapabilirsiniz bunu. Bir grup oluşturup dinamik diziyi seçip parçaları seçtiğinizde ve onay verdiğinizde gördüğünüz gibi şöyle bir pencere çıkıyor. Bu pencereyi tutup çekiştirdiğinizde şöyle bakın bunu otomatik olarak yetecek seviyede parçaları dolduruyor. Şu anda 44 tane parça yerleştirdik. Geri alıyorum. Dinamik dizi seçtim. Sağ tuş. Gördüğünüz gibi buraya sığacak şekilde ayarlıyor. Bunun bir diğer yöntemi manuel olarak dizi komutunu kullanmaktır. Bunu seçtiniz. X'i doldur derseniz X yönünde doldurma yapacak. Y'yi doldur derseniz Y yönünde doldurma yapacak. Kendisi. Şuradan adetleri girebiliyorsunuz eğer doldurma komutlarını kapatırsanız. Mesela Y yönünde 3 tane dedim. Y mesafesi 5 mm. Gördüğünüz gibi sığmıyor. Hemen bunu 2'ye düşürüyorum. Y mesafesini düşürsem acaba sığar mı? Hayır. Gördüğünüz gibi yetmeyecek. Bunu tekrardan 2'ye. X yönünde 8 tane desem 10 tane 12 tane muhtemelen 12 sığmayacaktır. Evet. 11 tane tam sığıyor gibi. Yani doldur komutlarını kullanırsanız otomatik kendisi dolduruyor. Şurada offset mesafeli x değeri yani parçanın bitim noktasından itibaren offset mesafesi atıyor. Kaç milimetre isterseniz şuradaki offset'i ona göre atıyor. Buraya mesela 12 dedim. 12'şer milimetre. Şuraya da 12 dersem 12'şer milimetre ayarlayacağım. 30 diyelim. Gördüğünüz gibi daha fazla aralıklar bırakabiliriz. Tabii ona göre de sayılar değişecektir. Onay verdiğinizde bu diziyi bu şekilde yerleştireceksiniz. 44'ten 40'a indi. Gördüğünüz gibi adetler azaldı. Komutları bunlar. Nesting işlemini doğrulamak için prosesi doğrula diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi lazerde bu parçalar lazerde işlenecek şekilde görüntüleniyor. Hani plazma mıydı, oksijen miydi diye bilemezsiniz veya kombine tezgahlarınızda hangi prosesle çalışacağım diye bunları ayarlayabilirsiniz buradaki prosesi doğrula komutuyla.